Tamam kardeşim, bak. Aynen. Arkadaşlık ekosistemi var yani. Her birisi birbirinden değerli. Bu bölüm Orhan Kemal'in çocukluk ve de ailesiyle olan fotoğraflar. Şurası yine hayatın içinde paneler, Ara Güler çoğunlukla fotoğrafları. Şurada kitaplarının ilk baskıları var. Siz seversiniz. Kümün mü ilk baskı? Evet. Aa, çok güzel. Güzel bir seri olmuş ya. Şurada iki tane kitap var. Bakın Konya Oturak Alemleri'nin ilk kitabı. Özbaşı. Yazan, yazar başka bir isim var. İlhan F. Demir. O da bizim neler. Bir ara takma isimle tabi mecburen hani. Orhan Kemal takmadı zaten yani. O da takma, doğru. Şimdi başkanım, burası bizim dedeyle ilgili bir bölüm. Nazım Hikmet'in yaptığı bir yağlı boya resmi var. Ne güzel. Sonra dedemin İstiklal Madalyası. Ve İstiklal Madalyası vesikası Gazi Mustafa Kemal'in. Bu şey hapisteki dönemi. Evet, evet. Ha. Dedem ziyarete gidiyor. Ha. Orada vesikadan onu yapıyor. Yapıyor. Güzel. Çok güzel bir anıymış. Şu vesikanın orijinal ıslak imzasında Gazi Mustafa Kemal'in imzası var. Evet. Çok güzel. Ve Nazım Hikmet çok etkilendiği için memleketinden insan manzaraları şiir kitabında Şevki Bey adıyla bizim dededen söz ediyor. Tarafından verilen mavzer ilk mecliste Kastamonu milletvekili. İşte Kastamonu ile bir bağı yok ama o zaman atama. Tabii biliyorum. Yani hemen hemen her ile dağıtıyorlar böyle isimler de. Dedem Bilecik istiyor. Bakın Kastamonu'dan. İki tane kitabını ben çıkardım. Bunu size imzalamış. Evet, evet. Fuarda. Kur'an-ı Kerim. Bu da 110 yıllık falan ve üstünde şeyleri var, açıklamaları var. Biraz tefsir tarafına da girmiş yani demek ki. Şey, bende de diyorum ki başkaca hepinizin ve bütün dostlarımın gözlerinden öperim. Işıkçım üzülmesin, çıkınca bisikletini mutlaka alacağım diyor. Hani 9 yaşındayım. 3 yıl sonra aldı o bisikleti. İşte şeyde Sultanahmet Adliyesi'nde de 3 oturan şey işte mahkemesi görülüyor. Yaşar abi de ziyaretçi. Ne kadar kalıyor hapishane? 5. 5. Yani tam uygulanıyor yani. Evet, evet. Fotoğraf çekeyim. Geri çeksin. Evet.
ama işte arkadan çizim yapılıyor. Arkadaşlar, öncelikle değerli sanata ve sanatçıya değer veren başkanımızın 15 Eylül'de babamın doğum gününde müzeyi ziyaret etmesi aile olarak bizi çok çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve sizler de katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Orhan Kemal bu toprakların çok önemli bir edebiyatçısı. Bizler onu geleceğe taşımak için uğraşan kişileriz, birer neferiz. Ben varım, bütün Türkiye'nin okuru var, insanı var, yetkilileri var. O açıdan Orhan Kemal'in geleceğe taşınmasında yapılan her katkı Türkiye'nin kültür ve sanatına yapılmış çok önemli bir katkıdır. Şu anda burada bir roman armağanı, yani 2020 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı ödül törenini de gerçekleştireceğiz. Ben bununla ilgili hem Orhan Kemal hem ödül töreniyle ilgili bizim seçici kurul üyemiz Tahir Şilkan'dan bir konuşma yapmasını rica edeceğim. Çok teşekkürler Sayın Öğütçü. Sayın Başkanım hoş geldiniz, saygılar. Edebiyatımızda gerçekçiliğin yüz akı Orhan Kemal başlıklı yazıdan kısa bir bölüm size aktarmak istiyorum. Orhan Kemal'in yaşamı başından sonuna kadar hep çalışmak, didinmek, boğuşmak, mücadeleyle geçmiştir. 56 yıllık yaşamına 50'ye yakın edebiyat eseri sığdırmış, geçim için bunun iki katı senaryo yazmış, üretken ve çalışkan bir yazardır Orhan Kemal. Ölmeden önce konuşamadığı için son sözlerini yazarak duyurmuştur. İnandığım doğruların adamı oldum. Böyle yaşadım. Karınca karınca bu doğruların savaşımı daha çok sanatımda yapmaya çalıştım. Kursağıma hakkım olmayan tek kuruş dahi girmemiştir diyor. Orhan Kemal kendisini aydınlık gerçekçilik anlayışının bir temsilcisi olarak takdim eder. Gerçekçilik der, içinde yaşadığı topluma yer yer ayna tutmaktan ibaret değildir. Asıl gerçekçilik, asıl yurtseverlik, içinde yaşadığı toplumun bozuk düzenini görmek, bozukluğun nereden geldiğine akıl erdirmek, sonra da bu bozuklukları ortadan
kaldırmaya çalışmak, buna engel olanlarla savaşmak. Orhan Kemal gerçekçilik hakkındaki bu düşüncesinin fazlasıyla yerine getiren bir yazardır. Orhan Kemal 1950 yılına itibaren birbiri ardına yazdığı öykü ve romanlarında iyi bildiği insanların hayatını çok etkileyici, yaşayan roman karakterleri yaratarak anlatmıştır. Onun öykü ve romanları canlı gibidir. Okuduğunuzda hikayeleri anlatan kişileri çok iyi tanıdığınızı, bildiğinizi duyumsarsınız. Onun öykü ve romanlarında geçimlerini sağlamak için en güç, en ağır çalışma koşullarında çalışmak isteyen, çalışmak zorunda kalan çocuk, genç, yaşlı kadın, erkek emekçiler vardır. Sınıf değiştirmek isteyen, yükselmek, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak isteyen genç kızlar, köyden kente ekmeğini kazanmak ve üretilen değerden payını almak için gelmiş, mücadele eden, çoğu zaman örgütsüz, örgütlenmek istediğinde başına patronun ve patronun destekçisi devletin sopasını yiyen insanlarımız vardır. Orhan Kemal, Çukurova'daki tarım emekçilerine anlattığı romanlar, John Steinbeck'in roman, Gazap Üzümleri romanı kadar etkileyici, gerçekçi ve başarılıdır. Orhan Kemal'in anlattığı olaylar gerçektir. O insanlar gerçektir. Yaşayan insanlardır hikayeleri anlatılanlar. Kentin sokaklarında, fabrikalarda, tarlalarda, kenar mahallelerde, yoksulluğu gizlemeyen evlerde yaşamaktadırlar. Elçi Cemşir, Berber Reşit, Kabak Hafız, Habib, Güllü, Kemal, Pakize, Filiz, Topal Eskici, Cemile, Murtaza, Kudret Yanardağ, Pehlivan Ali, İflasızın Yusuf, Bobi Niyazi, Berbat, Cevdet ve diğerleri, hepsi bu toplumun insanıdır. Orhan Kemal'in yapıtlarını okuyan insanlar azımsanmayacak bir bilinç kazanır. Azımsanmayacak. Orhan Kemal'in yapıtlarını okuduğun zaman günümüzde çok tartışılan pek çok tarihsel olgunun yanıtını da öğrenebilir okuyucu. Yapıtlarıyla ülkemiz toplumunu, insanlarını, olaylarını eleştirel bir bakış açısıyla gerçekçi ve başarılı bağlantılarla öyle anlatmıştır ki unutulmamıştır, bugün de unutulmamıştır. 106. doğum gününde Orhan Kemal'e saygıyla. Değerli dostlar, değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu da bir değerlendirme konuşması yapmasını rica edeceğim. Estağfurullah. Tabii burada olmaktan çok keyif duyuyorum bugün sizlerle bir arada olmaktan. Aslında bazı karakterler toplumun güçlenmesine sebep olur. Bunlar toplumun içindeki önemli aktörlerdir. Bugüne geldiğimizde ve toplumun eğer hala çok diri bir damarı, çok gerçek bir damarı var ise o insanların katkısı bu anlamda büyük olur. Türk edebiyatının da bu anlamda belki de Türkiye'mizin son yüzyılına damga vurmuş isimlerinden ve toplumun iç dünyasına büyük katkı sunmuş isimlerinden birisi de Orhan Kemal'dir. Gerçeklik kavramı çok kıymetli tam da bu noktada. Gerçeklik aslında kıymetli dostumuzun da ifade ettiği gibi toplumun olanın aynası değil, bazen eksikliklerini ve hatalarını yüzüne vurmakla aslında yüzleşmek anlamına da geliyor. Bu manada Orhan Kemal'i iyi analiz etmek çok değerli. Ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize de görevler düşüyor. Şehrimizin kıymetli hemşerisini her daim anılabilir kılmak bizim için önemli. Bu manada elbette yapacaklarımız vardır. Ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konusunda da işbirliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır. Yaşadığı evinden bölgesine varıncaya kadar neler yapabiliriz, bunun arayışı içerisinde olacağız. Ve bugün sanıyorum 49. yılı ödülün bizim için bir başka kıymetli de yarım yüzyılını tamamlayacak bu ödül önümüzdeki yıl. Ben 50. yılında yine İstanbul'un bu ev sahipliğine daha farklı kavramlar katabilmek adına da bir hazırlık yapılmasını değerli buluyorum.
Bu konuda da yine bir işbirliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da bu kıymetli yazarımızın adına dağıt verilen bu ödülü nerelere taşıyabiliriz noktasında yine Işık Bey'in ve kıymetli dostlarının ve katılımcıların da katkılarıyla bir çalışma yapılarak bu konuyla ilgili de inşallah 50. yılına yakışır bir düzenlemeyi hep birlikte yaparız. Dediğim gibi toplumu kıymetli kılan bu unsur aynı zamanda şehirleri de çok farklı bir yere taşır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Orhan Kemal'in hemşerisi olmaktan bence gurur duyuyordur. İstanbul halkı da böyle. Ben de hem 49. yılında sizinle aranızda olmaktan hem de doğum gününü sizlerle beraber kutlamaktan büyük keyif duydum. Nice yıllara diyelim Orhan Kemal'e. Evet başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi 2 Haziran'da yapamadığımız 2020 yılı Orhan Kemal roman armağanı ödül törenini şimdi gerçekleştireceğiz. Bir Dava ismi eseriyle Sayın Ayhan Geçkin bu eseri ödülü kazandı. Kendisini buraya davet ediyorum. Ödülünü değerli başkanımız takdim edecek. Başkanım. Ben mi takdim edeceğim? Evet. Çok memnun oldum. Ayhan Bey buyurun. Buyursunlar. Adnan abi, sen de buradaki oldun. Bu arada alkışlamak yasak değil ha pandemide. Yani maske alkışlama konusunda da bir çekimserlik yarattı gibi geldi. Çok başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nice, nice başarılar efendim, mutlu oldum. Ayhan Bey, siz de tamam, bir şeyler konuşmak isterseniz herhalde. Peki, buyur. Evet, vaktiniz yok galiba. Ben o zaman şimdi Orhan Kemal adına verilen bir ödülü almak elbette sevindirici, onurlandırıcı. Orhan Kemal Vakfı'na, değerli jüri üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın Başkan'a, konuşmacılar yok. Burada bulunanlara da ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlarımız, değerli başkanımızın yoğun çalışmasını engellememek üzere töreni burada sonlandırıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ama tekrar gelmek isterse tabii kapımız güzel, açık. Tabii her zaman.